Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz. Bugün birkaç başlık üzerinden konuşacağız. Yayın konuğum Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca olacak. Son günlerde Türkiye bir zam yağmuruna tutuldu. Buradan başlayacağız, zamları konuşacağız. Bunun ardından bir de Sevda Hanım'ın birkaç gündür gündemde tutmak istediği bir mesele var. Tüpraş işçilerine ilişkin kendisinden dinleyeceğiz. Bir de Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in bir açıklaması oldu ve çok tepki çekti. Bütün bunlara dair sorularımı yönelteceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şuradan başlayalım mı? Tabii çok başlığımız var ama üzerimize bir zam yağmuru yağdı tabiri caizse. Asgari ücrete, emekliye de bir yandan zam geldi ama pek çok kalem ürüne zam gelmesi bu kişilerin bir yandan da enflasyonun altında ezilmesine sebep oldu. İlk yorumunuzu alalım. Sizce maaşlara yapılan zamlar giderlerimizin yanında yeterli mi? Şimdi zam yağmurunun yanı sıra ek bir şey daha konuşuyoruz değil mi İrem Hanım son günlerde? Bunlara ek olarak bir de vergi yağmuru ile karşı karşıyayız. Zamlar, vergi yağmurları, iktidarın önümüzdeki günler için kullanmak istediği ek ödenekler, bütün bunlar gerçekten de elini hiç cebimizden çıkartmak istemeyen bir iktidarın aslında hem bu seçim döneminde hem de ondan önceki süreçte devletin kasasını nasıl boşalttığının ve bunu nasıl doldurmak istediğinin de bir göstergesi olarak karşımıza duruyor. Ben izleyicilerimize, mecliste vekillere ulaştırılan şu kitapçığı göstermek istiyorum. Bakın ne kadar kalın bir kitapçık görüyorsunuz. Bu bir torba yasa kitapçığı. Bu torba yasa kitapçığı Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan çıktı. Bütün muhalefet itirazlarına rağmen bugün masamızın üstüne kondu ve deniyor ki önümüzdeki günlerde buna indir el, kaldır el yapacaksınız ve biz bu torba yasayı geçireceğiz. Bu torba yasada işte her gün bütün aslında en temel ihtiyaçlarına her gün zam gelen, geçim derdi yaşayan, barınma sorunu yaşayan, çocuğunun eğitimiyle, sağlığıyla ilgili sıkıntılar yaşayan, bir pazara gittiğinde fileyi dolduramayan insanların aslında nasıl geçineceğinin derdi değil, esas olarak boşaltılmış devlet kasalarının bu kadar dert yaşayan, bu kadar çile çeken, bu kadar geçim derdi yaşayan hani halkın cebine el atmakla meşgul bir rapor bu gerçekten de. Ne kadar çok mesele olduğunu burada görüyoruz. Şimdi biz bir taraftan bütün bu enflasyon tartışmasını maalesef çok yanlış bir biçimde işçilerin, emekçilerin, emeklilerin maaşına yapılan zamlarla tartışmak durumunda bırakılıyoruz. Şöyle bir şey de yaratılmaya çalışılıyor. Özür dilerim. Sanki bütün bu emeğimizin karşılığında, emek gücümüzün karşılığında aldığımız bu ücretlere yapılan küçücük zamlar bu dev enflasyonun en temel nedeniymiş gibi. Hayır, öyle değil. Bu da aslına bakarsanız büyük bir aldatmaca, büyük bir oyun. Geçim derdinin bu kadar büyüdüğü, alım gücünün bu kadar düştüğü yerde gerçekten bu 3 kuruşluk zamlar aslında enflasyonun bir nedeni değil. Ama enflasyonun yükselmesi aynı zamanda ekonomi politikalarının yarattığı bütün o darboğazın emekçilerin vergileriyle, emekçilerin birikimleriyle karşılanmaya çalışması enflasyonist politikaların kendisi aslında buna neden. O yüzden kimse emekçilere yapılan 3 kuruş zam mı enflasyonun nedeni olarak göstermemeli. Biliyorsunuz geçmişte böyle bir takım canavarlar yaratılırdı. Çözülemeyen bir sorun varsa, her gün katlanarak artan bir sorun varsa, hani onu çözmek yerine onu canavarlaştırmak gibi. Bir dönem trafik canavarımız vardı, bir dönem işte enflasyon canavarımız vardı. Şimdi de bu enflasyon canavarına işçi emekçilere, emeklilere yapılan 3 kuruşluk zammı kıyafet olarak giydirmeye çalışıyorlar ve karşımıza işte suçlu bu dedirtmeye çalışıyorlar. Böyle bir gerçeğin olmadığını, bizim insanca yaşanacak bir ücret talebimizin yaşadığımız sorunların nedeni olmadığını, yaşadığımız ekonomi politikalarının yarattığı sonuçların nedeni olmadığını gerçekten görmeye, anlamaya ihtiyacımız var. Nitekim başka çok büyük yalanlar da var biliyorsunuz. Çok tartıştık bu hafta. Yani bize seçim döneminde bu iktidar kalkıp dedi ki asgari ücret ve memur maaşlarını işte
olağanüstü biçimde arttıracağız, refahımızı büyüteceğiz, siz de onlardan pay alacaksınız dedi. Geldik gördük yani şimdi yapılan ücret zamlarını. Ne asgari ücrete ne de memur maaşlarına iddia ettikleri gibi bir yılda %100'ün üzerinde bir zam, bir ek falan yapmış değiller. Yaptıkları 3 kuruşluk zam da üstelik hem memurların hem asgari ücretlerin aslında ihtiyacı olan sosyal hakları da, hakları olan sosyal hakları da tırpanlamak pahasına böyle bir takım Ali Ceviz oyunlarıyla da karşımıza getiriliyor maalesef. Tablo böyle bir tablo. Yalan üstüne kurulu büyük bir tablo yaşıyoruz yani bugün. Şimdi bu zamlar ve vergiler konusunda gündeme getirdiniz, konuştunuz çokça. Sosyal medya hesabınız üzerinden de aslında iktidara bir çağrı yaptınız ve dediniz ki eğer oluyorsa bu vergileri servetler üzerinden alın. Burayı biraz açalım mı? Burada ne demek istediniz? Şimdi bu memlekette biraz sonra konuşacağız. Yani açlık sınırına yakın ve hatta onun altında ücretlere çalışan koskoca Tüpraş işletmesinin işçileri Tüpraş patronlarından daha çok vergi ödüyor. Yani bir taraftan bu memlekette ülkenin dört bir tarafında ihracat rekorları kıran patronlardan daha fazla vergi, daha fazla katkı payı, daha fazla işte ne bileyim bu hazinenin bir parçası olması için cebimizden para çıkıyor. Ve şimdi bir de üstelik hani bütün o günlük ihtiyacımızı yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz temel ihtiyaç malzemelerine yönelik de bir sürü zam, bir sürü vergi, bir sürü yeni kalem, hatta iki kere vergi almak gibi hem anayasaya aykırı olan hem akla aykırı olan aslında uygulamalarla bir de cebimize bir kere ellerini sokmakla yetinmeyip iki kere, üç kere ellerini ceplerimize sokmaya çalışıyorlar hakikaten de. Şimdi çok açık bir gerçek var. Bugün bu ülkede çalışarak hayatı idame ettirmek gerçekten mümkün değil. Emeklilikte hayatta kalmak bile mümkün değil. Ama bu ülke, bütün bu yoksulluğun yaşandığı bu ülke aynı zamanda ihracat rekorları kırılan, patronlara çok büyük teşviklerin devlet kasasından, hazineden, işsizlik fonundan verildiği, büyük karlar açıklayan, dünyanın en zengin listelerine giren patronların kendi işçisinden daha az vergi ödediği bir memleket. Yani bu gerçeklik bize şunu söylüyor. Bu ülkede vergi sistemi adaletsiz bir sistem. Ama bu yanlışlıkla yapılmış, yanlışlıkla kurulmuş bir sistem değil. Milyonlarca emekçi çalışıyor bu ülkede ve milyonlarca emekçi daha ücretleri kendi ellerine geçmeden bu ülkeye vergilerini veriyor. Geri kalan paradan, yani geri kalan ücretlerinin geri kalanından ise aldıkları her bir kalem ihtiyaç malzemesine bir kere daha vergi ödüyor, bir kere daha vergi ödüyor, bir kere daha vergi ödüyor. Şimdi bu büyük bir adaletsizlik gerçekten de. Biz bugün o yüzden şu soruyu sorduk. Yani mesela bir emekçinin markete gidip 10 tuvalet kağıdı aldığında dördüne el konulan bir memlekette yaşıyoruz. Vergilerle ya da işte o vergilerin sermaye aktarılmasıyla. Bir çocuğumuza birlikte süt alıyorsak eğer hakikaten iki bardağını bu iktidarın el koyduğu bir düzende yaşıyoruz. İhracat ve kâr rekorları kıran şirketler örneğin sadece geçtiğimiz yıl bakın sadece bir yıl içerisinde 545 milyar lirayı aşan kâr açıkladılar. Ve bu kârlardan alınan vergi oranlarıyla asgari ücretli bir emekçiden alınan vergi oranları arasında muazzam bir fark var. Dolayısıyla biz Emek Partisi olarak çok açık bir soru soruyoruz ve bu işin peşine de düşeceğiz. Yani biz kamu ihaleleriyle muazzam servet birikimlerine işte omuz verilen patronlardan vergi alınması gerektiğini, asıl olarak bir servet ve rant vergisi konulması gerektiğini, eğer bir milli dayanışma gibi depremi bahane ederek, depremin yarattığı ihtiyaçları bahane ederek hazinenin bir takım ihtiyaçları gözetilecekse o zaman kar üstüne kar açıklayan bu şirketlerin taşın altına artık ellerini koyması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yani bizim cebimizden aldıklarıyla kurdukları bu vergi sistemi, bu hazine sistemi, bu kamu yönetimi sistemi her gün bizim aslında üstümüze yıkılan duvarlar haline gelmiş durumda. O yüzden açık çağrımız bu iktidara artık halkın, emekçinin cebinden ellerini çekmeleri, servet ve rant vergisi almaları.
Şimdi Tüpraş işçilerinden de bahsettiniz. Dilerseniz orayı biraz açalım. Günlerdir gündeme getirmeye çalışıyorsunuz aslında. işçileriyle çok uzun zamandır çeşitli toplantılarda, buluşmalarda bir araya geliyoruz. Tüpraş biliyorsunuz bu memleketin en büyük işletmelerinden bir tanesi. Özelleştirilmeden önce de bu ülkenin göz bebeği işletmelerden biriydi. Ama biz Tüpraş'ın 2013 yılından beri Koç Holding'in şirketin tek sahibi olduğu gerçeğiyle bugün karşı karşıyayız. Ve bu şirket aslında bakarsanız AKP'nin iktidara gelir gelmez neredeyse yıllık kârı fiyatına özelleştirerek devrettiği işletmelerden bir tanesi. Ve biz bugün görüyoruz ki Tüpraş her yıl yine kâr rekorları kıran işletmeler arasında ilk 5 sırayı asla bırakmayan şirketlerden biri. Ama böyle her yıl kâr açıklayan, yani bir taraftan da gelir açısından böyle en yüksek listelere oynanılan bu şirkette Koç Holding ve Shell çalıştırdığı, canı pahasına çalıştırdığı işçilere açlık sınırının üstünde bir ücreti makbul görmüyor. Yani bu işçileri sağlıkları pahasına çalışan çok önemli stratejik bir işletmede üstelik nitelikli çalışan olarak emek veren işçilerini ise açlık ücretine mahkum etmiş durumda. Şimdi özelleştirilen her aslında kamu iktisadi teşekkülünde işletmede gördüğümüz bir gerçek var. Tüpraş da aynen bunu yaşıyor. İşte ilk gider kalemi olarak orada çalışan işçilerin, emekçilerin ücretleri görülüyor ve bu öncelikli olarak işten çıkarmalarla çalışan sayısını azaltmakla sonra çok ağır işlere çok az sayıda işçiyle işte yerine getirmeye çalışan işçilerin de ücretlerini düşürmekle. Hani bir hikaye hep böyle yazıldı gerçekten de Tüpraş da bu hikayeden azade değil. Biz Tüpraş işçileriyle yaptığımız buluşmada, 4 rafineride çalışan işçilerle yaptığımız buluşmada bize açlık sınırına yakın bir ücretle, hatta açlık sınırının altında bir ücretle yaşamanın ne demek olduğunu anlattılar. Çok ağır bir iş yapıyorlar. Üstelik de çok tehlikeli iş kolunda sayılan işletmelerden bir tanesi. Öyle ki yani stratejik bir iş kolu olduğu, stratejik bir alan olduğu herkes tarafından öyle kabul ediliyor ki stratejik bir iş kolu olduğu için grev hakkı bile yok mesela bu işletmenin. Yani siz açlık ücretine, açlığa mahkum ettiğiniz işçilere grev hakkı bile vermeyecek kadar önemsediğiniz bir işletmede aslında bakarsanız işçilerin canını hiçe sayıyorsunuz, onların geçiminin çok büyük bir dert haline gelmesine neden oluyorsunuz. Orada alınmayan iş güvenliği önlemleri nedeniyle, kalifiye eleman sayısının azalması nedeniyle, işçi sağlığı iş güvenliği kalemlerinin işte fazladan bir gider kalemi olarak görülmesi, algılanması nedeniyle sadece Tüpraş işçilerini değil, Tüpraş'ın kurulu bulunduğu bütün ilçelerdeki çevre halkı da aslında çok büyük bir tehlikenin içine atıyorsunuz demek oluyor. Oradaki en küçük bir patlama sadece sınırları içerisinde bulunduğu ilçeye değil, ülkenin dört bir tarafına gerçekten de çok büyük riskler yaratacak patlamalar ve sizin açlık ücretine mahkum ettiğiniz kafasını sürekli akşam eve giderken bir ekmek alabilecek miyim, çocuğuma ayakkabı alabilecek miyim, onu üniversiteye gönderebilecek miyim, işte kış geliyor, kışa sırtımıza bir mont alabilecek miyim, kiramı nasıl ödeyeceğim diye düşünmek zorunda bıraktığınız işçileri aynı zamanda giderek de sayısını azaltarak, giderek kalifiye olmaktan da çıkararak bir bakıma orayı bir bomba haline getirmişsiniz demek. Tüpraş işçileri bize bunu anlattılar ve bütün bunları anlattıklarında bir şeyin daha altını çizdiler. Çok uzun zamandır Tüpraş gibi önemli işletmelerde işçilerin sendikal örgütlülüğünün de kırılmaya çalışıldığı, sendikal aslında güçlerinin de ellerinden alınmaya çalışıldığı bir süreç yaşıyoruz. Sendikalara aslında işçilerin değil, patronların ve işte bürokratların yanında olduğu bir yapı yerleştirilmeye çalışılıyor. Mücadeleci sendikacılar o sendikalardan uzaklaştırılıyor. İşçilerin kendi iradeleriyle kurdukları komiteler, iş yeri komiteleri işten atma tehditleriyle dağıtılıyor. İşçilerin en küçük huzursuzluğunu orada örgütlü bir güce çevirmekle aslında mükellef olan sendikaların
yüzüm işçilere değil patronlara döndüğü bir sendikal anlayış da yerleştirilmeye çalışılıyor. Şimdi bütün bu tablo bize işçilerin içerisinde böyle kaynayan bir öfke olduğunu gösteriyor. Temmuz ayı çok önemli bir ay biliyorsunuz İrem Hanım. Yani Temmuz ayı özellikle işçilerin vergi dilimine girdiği, zaten 3 kuruş olan ücretlerinin de daha da kuşa döndüğü aylardan bir tanesi ve Tüpraş işçileri tam da Temmuz ayında işte ücretlerine yapılacak olan ek zammı bekliyorlar. Çok önemli bu onlar için. Bu bahsettiğimiz tabloda bu mesele sadece Tüpraş işçilerinin meselesi değil işte hepimizin meselesi gerçekten de. Biz oturduk Tüpraş işçileriyle konuştuk. Oradaki koşulları not aldılar bize. Bu notları bize ulaştırdılar ve işçiler kendileri ne istiyorlarsa, nasıl bir talepleri varsa bunları o maddede sıralayıp bize ulaştırdılar ve dediler ki biz bunun meclise gündem olmasını istiyoruz. Benim size biraz önce anlattığım, özet olarak anlatmaya çalıştığım bu tabloyu işçiler 2,5 senedir anlatıyorlar İrem Hanım. Bunun için her yöntemi denemişler. Mesela ne yapmışlar biliyor musunuz? CİMER'e binlerce başvuru yapmışlar. Dilekçe yazmışlar, koşullarını anlatmışlar, durumlarını anlatmışlar. Bir tek yanıt alamamışlar. Hani diyorlar ya yazın CİMER'e biz sorunlarınızı çözelim diye. Yani işçilere derdini anlatacak, sorunun çözümü için bir kanal açacak hiçbir şey bırakmayan bu iktidar ve bu patron düzeni işçilerin de aynı zamanda örgütlülüğünü kırmak için onları işten atma tehditleriyle, onları mobbingle, onları baskıyla da baskı altında çalışıyor. Biz Emek Partisi olarak işçilere, meclisi, işçilerin sorunlarının yaşadığı her yere, bu sorunların yaşandığı her yeri de meclise taşımaya söz verdik. Dolayısıyla Tüpraş işçileri bütün bu tabloyu bize bir dosya olarak hazırladılar, taleplerini ortaya koydular. Taleplere baktığımızda da öyle aman da ahım şahım aslında büyük bir şeylerden de bahsetmiyoruz. İnsanlık koşullarında yaşamak istiyor işçiler sadece. Açlık sınırının üstüne çıkan bir ücret istiyorlar. Biraz önce bahsettiğim bu işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin derhal alınmasını istiyorlar. Bu sadece işçiler için değil, bu rafinerilerin kurulu olduğu halkın da en önemli taleplerinden bir tanesi olmak durumunda. O yüzden Tüpraş işçilerinin bu taleplerini yalnızca Tüpraş işçileriyle değil, aynı zamanda bu Tüpraş rafinerilerinin kurulduğu bütün kentlerde halkla da diğer emekçilerle de konuşmaya, tartışmaya, yani onların bu taleplerini sahiplenmeye biz devam edeceğiz. Evet Sayın Karaca, şimdi son sorum olacak. Milli Eğitim Bakanı bir ifade kullandı, siz de mutlaka biliyorsunuz ve çok tepki çekti. Kendisi ailelerin kız çocuklarını erkekler olduğu için okullara yollamak istemediğini, bu sebeple kızlar okula gidebilsinler diye karma eğitim esas ama kız okulları da açılabilir dedi. Şimdi bir milletvekili olarak ve bir kadın olarak bunu yorumlamanızı isteyeceğim ve bu açıklamanın ardından aslında muhalefet, toplumsal muhalefet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki muhalefet nasıl konumlanmalı, nasıl bir hareket almalı bunu soracağım. Şimdi bugün Milli Eğitim'in resmi verilerine göre, geçen yıl yayınlanan verilerine göre 900 bin kız çocuğu eğitim öğretimde değil. Yoklar, eğitim öğretimde değiller. Ve biz 600 bini aşkın kız öğrencinin de açık öğretime kayıtlı olduğunu görüyoruz. Toplamı 1,5 milyon kız çocuğu. 1,5 milyon kız çocuğu kayıp. Örgün eğitimde değil. Ve ne oldukları, ne yaptıklarına ilişkin ise ne Milli Eğitim Bakanlığı, ne Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, ne de onların neden eğitimde olmadığını sorgulamak ve buna çözüm bulmakla mükellef olan hiçbir iktidar kurumu, hiçbir devlet kurumu bununla ilgili bakın resmi bir araştırma, özel bir çalışma bile yapmamış durumda. Şimdi bize burnunda Milli Eğitim Bakanının daha önce söylediği sözlerin yeniden gündeme gelmesinin çok önemli bir nedeni var. Çünkü insanlar gerçekten de çok ciddi bir kaygı yaşıyorlar, korku yaşıyorlar. Şimdi bu söylediği sözü İrem Hanım biraz geçmişe götürmek istiyorum ben. Çünkü önümüzdeki tablo aslına bakarsanız kız çocuklarını bir bütün olarak eğitimden, dolayısıyla bağımsız bir yaşam kurmak olanaklarından, çalışma hayatından, kendini geliştirme olanaklarından alıkoyarak çocuk yaşta evliliklere mahkum etmek isteyen, bağımlı ilişkilere, aile içerisine
mahkum etmek isteyen, onları dayanaksız hale getirmek isteyen bir iktidar var ve bu son söz, sizin sorduğunuz bu cümlenin kendisinin bir arka planı var. Bu artık şaikasına vardığı nokta. Ben bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum izleyicilerimize. Şimdi aslına bakarsanız kız çocuklarının okuldan, eğitimden nasıl adım adım milli eğitimin bizzat politikalarıyla, iktidar politikalarıyla adım adım örüldüğünü bizim hafızamızda tutmaya ihtiyacımız var. 2009 Temmuz'undan başlayacağım. Ben, çoğu kimse hatırlamıyor bunu ama 2009 Temmuz'unda Milli Eğitim Bakanlığı bir yönetmelik değişikliği yaptı ve lise ve ortaokul öğrencilerinin nişanlanmasının önünü açtı bu yönetmelikle. Bakın bir, Milli Eğitim Bakanlığı bir yönetmelik çıkarıyor ve diyor ki artık bu yönetmelikle lise ve ortaokul öğrencilerinin nişanlanmasının önü açık. 2012 yılında getirildi değil mi 4 artı 4 artı 4 sistemi? Biz o zaman ne tartıştık? Bu sistem örgün eğitimdeki kız çocuklarının okullaşmasının önüne geçecek olan bir sistem ve aynı zamanda kız çocuklarını erken yaşta zorla evliliklere mahkum edecek olan bir sistem ve onların işte ailelerinin aynı zamanda kız çocukları üzerinde gerici tasarruflarda bulunmasının önünün devlet tarafından açılması anlamına gelen bir sistem dedik. Nitekim bunu yaptılar ve işte biraz önce verdiğim o rakam var ya 1,5 milyon kız çocuğu nerede sorusu. İşte yani 4 artı 4 artı 4 sistemiyle gelinen noktanın verisi aslına bakarsanız bu. Bununla birlikte çok önemli bir şey daha yaptı AKP iktidarı milli eğitim sistemi içerisinde. Nisan 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı dini eğitim veren, yurt ve pansiyon açan kurumlardan bunların denetlenmesinden sorumlu olmaktan çıkardı kendisini ve bu görevi Diyanet'e verdi bakın. Milli Eğitim Bakanlığı buradan azade kıldı kendini, kendi görevini Diyanet işlerine verdi. Bir de üstelik biz o dönemde tartışıyorduk. Vakıf ve cemaatlerin açtığı kurslarda, yurtlarda özellikle kız çocuklarının başına gelenleri tartışıyorduk değil mi? Yani bunlara devletin açtığı olanaklarla kız çocuklarının hayatına nasıl el koyabildiklerini tartışıyorduk. İpotek altına alabildiklerini tartışıyorduk. Bunun üstüne bir şey daha yaptı AKP iktidarı. 2013'ün Eylül ayında evli öğrencilerin açık öğretim lisesine yönlendirilmesini sağlayan bir yönetmelik daha çıkardı. Bakın adım adım geliyoruz. Yani açık öğretime giden bir öğrencinin evlenebileceğini söyledi. Şimdi buna da yine bugün Çiçekburnu'ndaki Milli Eğitim Bakanlığı'nın söylediği gerekçeyi ortaya koydular. Dediler ki ya bu ülkenin bazı geleneksel değerleri var. Kız çocukları erken evlendiriliyor. Bari onların eğitim olanaklarını ellerinden almayalım diye evli olanların açık öğretime devam etmesinin olanaklarını sağlayalım diye. İşte bu milyonlarca kız çocuğunun eğitimden alınıp evlendirilip açık öğretime bile gönderilememelerinin dayanaklarından bir tanesini oluşturdu. Bunun üstüne müftülere nikah yetkisi verdiler. Bunun üstüne çocukların cinsel ilişkiye rıza yaşını 15 yaşından 12 yaşa düşürmeye çalışan önergeyi getirdiler. Bunun üstüne bir de hepimiz hatırlıyoruz çocukların istismarcılarıyla evlendirilmesinin önünü açan önergeyi koydular karşımıza ve biz bütün bunlarla birlikte aynı zamanda yüz binlerce köy okulunun kapatıldığı, yatılı okulların kapatıldığı gerçeğiyle birlikte yoksul kız çocuklarının, taşradaki kız çocuklarının eğitime hiçbir biçimde ulaşamayacağı, erken yaşta evlendirilip çocuk yaştayken çocuk sahibi olacakları bir düzene mahkum edildiği gerçeğini gördük. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugün ortaya koyduğu söz bir olguya işaret ediyor mu? Evet, aileler bugün gerçekten de kız çocuklarını okula göndermekten, onların eğitim almasından imtina ediyorlar mı? Evet. Ama bu ortamı, bu aklı, bu tırnak içinde söylüyorum, geleneği bizzat devlet olanaklarıyla teşvik eden, bizzat devlet olanaklarıyla bunu bir kural haline getiren de AKP iktidarının ta kendisi oldu. Devlete düşen temel şey bu ülkede hangi geleneksel değer olursa olsun çocukların üstün yararını korumak ve ona uygun olarak hareket etmektir. Kimse hiçbir gerici değeri, hiçbir eşitsiz uygulamayı, hiçbir ayrımcı uygulamayı ama ne yapalım bu da böyle bir şey, şimdi biz de bunu kabul edip yolumuza bakacağız falan diyemez. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklama iktidara geldikleri günden beri adım adım
kız çocuklarını eğitimden koparmak, onları bağımlı ilişkilere mahkum etmek, onları çalışma yaşamından uzaklaştırmak, üç çocuk doğurup birini devlete hibe edip, birini ucuz iş gücü yapıp, birini de işte işte ne bileyim dini bütün vatandaşlar yetiştirme görevini onlara verip kenara çekilme meselesinin uzantılarından bir tanesi. Eğitimciler, pedagoglar çok önemli bir şeyin altını çiziyor değil mi? Siz de yayınlarınızda bunu veriyorsunuz. Karma eğitim bir kere hem pedagoji hem eğitim bilimleri açısından vazgeçilmez önemde. Hiçbir geleneksel değer, hiçbir tartışma karma eğitimin altını böyle oyulmasını aslında bilimsel bir çerçeveye, bilimsel bir şeye falan kavuşturamaz. Bir kere bunu aklından çıkarsın Milli Eğitim Bakanı. Biz bugün eğer gerçekten de yani bütün bu saydığım tabloda şöyle bir gerçeği görüyorsak, yani bunların derdinin kız çocuklarını eğitime ulaştırmak falan olmadığını görüyorsak, bugün ÇEDES projeleriyle aslında çocukların işte okullara değil medreselere gönderileceği gerçeği görüyorsak, biz bugün mesela kadın üniversiteleri tartışmasını yeniden görüyorsak, aklımızdan çıkarmamamız gereken çok önemli bir şey var. Karma eğitime sahip çıkmak, kız çocuklarının eğitim hakkına sahip çıkmak, Milli Eğitim Sistemi'nde ayrımcı, eşitsiz, çocukları eğitimsizliğe mahkum eden her adıma karşı çıkmazsak eğer ve buranın aynı zamanda böyle bir takım dini vakıf ve tarikatlerin eliyle milli eğitimi şekillendirmesine susarsak bunun sonu gelmeyecek. Biraz önce saydım adım adım yaptıkları her şeyde belki en baştan itibaren toplumsal bir tepkiyi daha iyi örgütleyebilseydik bu noktaya getiremeyeceklerdi tartışmayı. Buradan şeye bağlayayım, muhalefet olarak hepimize ne düşüyor? Bugün çocuklar aç, aileler yoksulluk yüzünden, aileler işte adım adım oluşturulan bu toplumsal tahayyül yüzünden, bu geleneksel değerlerin, bu dini değerlerin en temel hakikat olmasıyla birlikte gerçekten de çocuklarını okula göndermekten uzaklaşıyorlar. Bizim bir kere öncelikli olarak yoksulluğu ortadan kaldıran, İkinci olarak devletin her bir çocuktan sorumlu olduğu gerçeğiyle onun doğduğu andan itibaren 18 yaşını doldurarak güvence altında olmasını sağlayan politikaları tartıştırma ihtiyacımız var. Tek tek yani bunların ortaya çıkardığı yaşam tarzı meselesini, bunların ortaya çıkarttığı dini değer tartışmasını değil, gözümüzü buraya dikersek aslında onların da yedeklemeye çalıştığı, bu politikaların sahiplerinin yedeklemeye çalıştığı kesimlerin de çocukların gelecekleriyle ilgili duydukları kaygıyı hesaba katarak yanımıza alabiliriz, kazanabiliriz. Buna çok güveniyoruz gerçekten de. Asıl olarak sözümüzü kurmamız gereken yer tam da burası. Mücadele etme platformumuzu kurmamız gereken yer de tam da burası. Hiçbir çocuğun işte okula aç gitmediği, ailelerin çocuklarına yoksulluk yüzünden olanak sağlamak noktasında eksiklik çekmediği, eğitimin her kademesinde çocukların esenliği, güvenliği ve hayatının garanti altına aldığı koşullar için bütçe ayrılmasını talep etmekten, bunun için somut politikalar talep etmeye kadar her şey karşılık bulacaktır bu memlekette. Hiç öyle Milli Eğitim Bakanı'nın söylediği gibi bir tablonun da halkın üstüne giydirilmesine izin vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Sayın Karaca, çok teşekkür ederim katıldığınız için, kıymetli değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de aynı zamanda bütün bu karanlık tablo içerisinde umut ışığını bizim mücadelemizle ancak hep birlikte mücadelemizle parlatmaya devam edebileceğimizi söylemek isterim son olarak. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca bizlerleydi. Pek çok başlık üzerinden konuştuk. Öncelikle son zamanlarda artan zamlar ve vergiler. Bunun yanında Sayın Karaca'nın günlerdir dile getirdiği ve gündemde tutmaya çalıştığı TÜPRAŞ işçilerinin taleplerine ilişkin konuştuk. Ve en sonda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in karma eğitimi ilişkin sözlerini, tepki çeken sözlerini Sevda Karaca değerlendirdi. Şimdilik burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayında yeniden görüşmek üzere.